Herkese selamlar sevgiler arkadaşlar. Yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Gündem oldukça yoğun. Zaten artık Antalya Spor maçına da yarın yapacağı antrenmanda son verecek Hatay Spor. Onun da bir 15 dakikalık bölümü basına açık olacak. Ömer Hoca'ya soruları soracağız. Eğer bir oyuncular röportaj verirse onlara da sorularımızı ileteceğiz. Şimdi devre arası transfer dönemi yaklaşırken, milli ara bitmişken, ligde girerden başlamışken gündem oldukça yoğun oluyor zaten. Hatay Spor'da da oyuncu izleme ekibi aylar öncesinde kurulduğu için 300-400 oyuncu arasından taranlar listeye ekleniyor. Onlar için teklif yapılıyor. Bir tane stoper takviyesi olacak. Hatta bir oyuncu için de girişimler başladı. Bu oyuncuyla yaz transfer döneminde de ilgilenmiştik. Ben de bunu yazmıştım. Ona da değineceğiz. Popov'a değineceğiz. Popov çok soruluyordu bana. Ve Onur Ergün. Onur'un sakatlığına da değineceğiz. 3 konuyu ele alacağız. Şimdi ilk başta Onur'un sakatlığından başlamak gerekirse, Onur evet belki bu takıma rotasyon oyuncusu olarak geldi ama gösterdiği performansla bence de ilk 11 hak eden oyunculardan bir tanesi. Özellikle orta sahaya evrilmesi, bazen stoper oynaması. Bir maçta da yanlış hatırlamıyorsam sağ bek oynamıştı. Hani böyle çok yönlü oyuncuları zaten Ömer Hoca çok beğeniyor ve çok istiyor takımında. Hoca bu şekilde kullandığını zaten biliyoruz oyuncuları. Onur sakatlık yaşamasaydı bence şu an hala orta sahada ilk 11 oynayabilecek potansiyelde bir oyuncuydu. Onur'un gerçekten sakatlığı beklenenin çok üstünde uzadı. Yaklaşık 2,5 aydır süren bir durum söz konusu. Yaklaşık 2-2,5 ay oluyor lig başladığından beri. Yani bu gerçekten beklenmedik bir şeydi. Sakatlıktan sonra da çıkan sonuçlarda da böyle bir şey beklenmiyordu. Ancak oyuncu bir bölüme kadar şu anda geçerli olmak üzere düz koşular yapsa da bir şekilde o istenen ritmi, o istenen kondisyonu koyamıyor kendine. Çünkü yapılan MR'lar, çekilen tomografiler, yapılan tahliller hepsi bazı yerlerde sıkıntılar olduğu ve bir sıkıntı değil. Çapraz bağlarda biraz sıkıntı var maalesef. Yırtık söz konusu, çok büyük bir lifte sıkıntılar var. Lifte yırtık gibi konuşuldu. Çapraz bağlarda da sıkıntı olduğuna dair şeyler duydum. Hani bunların hepsi de bir sıkıntı değil. Gerçekten hepsinin de olduğuna dair şeyler var. O da tabii ki de süreci oldukça uzattı. Saki ile birlikte, Saki bir hafta sonra sakatlanmıştı. Bir buçuk hafta sonra sakatlanmıştı Onur'dan. Saki takımla çalışmalara başladı. Ancak Onur daha o evreye gelemedi. Ancak aldığım bilgiler doğrultusunda da Saki'nin artık tamamen hazır olduğuna dair bilgi var. Onur'un ise biraz daha böyle sürecin aralığın ortasına doğru uzayacağına dair de bir bilgi aldım. Yani Onur'un iyileşme süresi biraz daha böyle aralığın ortasına kadar bulacak gibi duruyor. Şimdi diğer bir konu Popov. Popov bana çok soruldu, hani neden oynamıyor, neden sözleşmesi uzatıldı oynamayacaksa. Şimdi şöyle, yani bunun arkasında farklı bir şey aramamıza gerek yok. Bu tamamen hoca tercihi. Şimdi bunun bir tane ilk tercihi ve en önemli tercihi de şu. Hatayspor'un geçen sene elinde çok yabancı olması ve bu yabancı sınırının da gittikçe düşmesiyle aslında Ömer Hoca kafasında belirlediği, yerli olarak oynatmak istediği bölge sağ bekti. Bence Popov geçen sene isteneni vermiş olabilir. Kenar ortalarında bu Benza'yı duyup besleyen orta alanda, orta alandan 3. bölgeye geçiş konusunda bir bek olarak yapması gereken her şeyi yapmış olsa da bazı maçlarda. Şimdi hoca da tabii ki de sadece oyuncunun üretkenliğine bakmıyor. Popo bence defansif anlamda sıkıntıları olan bir oyuncuydu. Hani o isteneni veremiyordu ki zaten şu an Kamil Ahmet'in performansıyla da kıyaslayacak olursak, yani Kamil Ahmet hem 3. bölgede etkin, hem geri dönüşlerde etkin, hem de defansif anlamda çok büyük bir katkı veriyor. Yani Popov'la Kamil Ahmet'i şu kadar, Kamil Ahmet bu kadar kısa oynamasına rağmen karşılaştırırsak şu an itibariyle bile Popov'u geçtiğini söyleyebiliriz. Bu birinci nedeni. İkinci nedeni yine birinci nedenine isteneni verememesi desek, ikinci nedenine yabancı olduğuna dair. Üçüncü nedeni de Popov yeni bir sözleşme uzattı. Uzattığı sözleşme de şu an takımın genel maaş ortalamasına göre gayet iyi bir fiyat. Şu an ben net rakam vermek istemiyorum çünkü ekibin de Ömer Hoca dahil olmak üzere Lütfü Başkan'ın
Bütün Hatayspor ekibinin de hassas durduğu nokta bu. Hani maaş konusunda fazla böyle bir açıklık getirmek istemiyorlar. Popov ama maaş ortalamasının gayet yani ortalarında ve ilk 11 olmayan bir oyuncu için gayet iyi bir fiyat alıyor, onu da söyleyelim. Şimdi şöyle bir şey oldu ki, Kamil Ahmet Ömer Hoca'nın çok istediği bir isimdi. Hani sürekli arzuladığı bir isimdi. Zaten ben Kamil Ahmet gelmeden önce de dedim. Hani Kamil Ahmet bu takıma gelirse, sakatlık yaşamazsa Hatayspor'un sağ beki olur. Ki zaten oyuncu Trabzonspor'da sakatlık yaşamasaydı şu an liderliği oynayan Trabzonspor'un kadrosunda bence yine sağ bek olabilirdi. Az sağ bek. Hani Kamil Ahmet gerçekten de gösterdiği performansla bunu görebiliyoruz. Kamil Ahmet'in gelişi, Popov'un bu tür sıkıntıları, hani hoca istediğini alamaması, yabancı olması, maaş konusunda da biraz aslında Hatayspor her zaman mali açıdan da hareket eden bir ekip. Bunu da zaten hem Lütfü Başkan hem Ömer Hoca bu Benza transfer sürecinde oyuncu alırken yapılan açıklamaları hep belli ediyor zaten. Hani biraz mali duruma göre de hareket eden bir ekip, geleceği düşünmek adına. Böyle de bir şey olunca sözleşme uzatıldıktan sonra Popov'la konuşuldu. Popov, bizde böyle bir durum var. Hani eğer sen daha fazla oynamak istiyorsan biz seni yedek bırakacağız, ama sen daha fazla oynamak istiyorsan başka takıma girebilirsin. Biz sana izin veriyoruz. Gibi bir konuşma oldu, ama Popov başka bir takımda garanti ilk 11 oynamak yerine burada yedek kalmaya, bu maaşla yedek kalmaya ve gerekirse kadro dışı kalmaya da razı oldu biraz aslında. Süreç bu şekilde ilerleyince bir de Popov'un sağ dışı etkenleri de vardı biraz. Hani bunların içerisini fazla açmak istemiyorum, ama geçen sene bazı sıkıntılar oldu. Ömer Hoca disipline çok önem veren bir hoca. Hani oyuncuların tabii ki de bir sağ dışı yaşantısı var. Tabii ki de bir özel hayatı var. Yapması gereken etkinlikler illaki olacaktır. Zaten Ömer Hoca ve diğer ekip buna bu kadar müdahil değil. Ama hocanın belirlediği bazı kurallar var. Antrenmana geç gelinmesin. Antrenmanlarda ve maçlarda hiçbir oyuncu isteksiz durmasın. Hiçbir şekilde disiplinsiz bir hareket sergilemesin. Popov geçen sene bazı antrenmanlara geç geldi. Bazen antrenmanlardan 1 saat önce veya maçtan 1,5-2 saat önce takımın yanında olması gerekirken özel iş nedeniyle bazı başka yerlerde de oldu. Hani bunları da söyleyelim. Bunların içerisini pek açmak istemiyorum, ama tabii ki de bu oyuncunun yüzüne vurulmasa da bir takım var, bir profesyonel bir takım var ortada. Eğer herkes toplu bir şey yapıyorsa bir kişinin ayrı kalması o disiplinsizliktir maalesef. Ve bunların hepsi bir olunca Ömer Hoca Popov'a sonuna kadar saygı duyuyor. Yani şu an evet Popov oynamıyor, ilk 11 oynayamıyor, yedeklere bile giremiyor. Ama Popov Ömer Hoca'nın kararından sonuna kadar saygı duyuyor. Ömer Hoca Popov'un profesyonelliğine sonuna kadar saygı duyuyor ve antrenmanlarda da ben denk geldim. Yani hiç böyle bir aralarında bir küskünlük, bir dargınlık hiç yok. Ömer Hoca diğer oyuncularla nasıl ilgileniyorsa Popov'la da öyle ilgilenebilir. Önümüzde de bir Ziraat maçı var. Belki Popov ilk 11 oynayacak. Belki Allah etmesin Kamil Ahmet'e bir şey olacak. O durumda oynayacak ilk isim Popov olur zaten. Hani o konuda ikili ilişkiler konusunda bir sıkıntı yok. Ama oyuncunun yedek kalmasının, kadroya alınmamasının sebebinin genel özeti bu. Yabancı sınırı, Kamil Ahmet'in önemli performansı, oyuncunun sağ dışı bazı etkenleri ve bunu düzeltmemesi. Bunların hepsi ortak bir karar alındı ve oyuncuya başka bir takıma gitme teklifi sunulmasına rağmen oyuncunun gitmemesi. Ve bu 4 etkeni ele aldığımız zaman ortaya da böyle bir sonuç çıkıyor. Bu durumu da böyle kısaca özetlemek benim için de iyi oldu. Çünkü hem aldığım bilgileri aktardım hem de gözlemlediğim bazı şeyleri birleştirdim. Ortaya da zaten böyle bir şey çıkıyor. Şimdi Tomo son olarak da stoper takviyesine gelebiliriz. Şimdi Hatayspor geçen sene de aslında biraz daha böyle transfer noktasında stopere önem gösteriyordu, ama orta sahada yaratılan boşluklar olduğu takımın gerçekten de bazı beklenmedik isimleri gitti. Pablo Santos'la anlaşılmıştı aslında, ama oyuncuyla ilgili ve kulübüyle ilgili bir sıkıntı çıktı. Pablo iptal oldu. Ömer Hoca Ryan Abiti takımda görmek istiyordu bir sene daha. Sözleşmesi maalesef istenilen gibi olmadı. Blanco olayı zaten baştan sona kadar bir sürpriz oldu. Hani o kadar şeyler değişti. Akintola son haftalarda isteneni veremedi. Serbest kalma, satın alma opsiyonu olsa bile kullanılmadı. Hani bunların hepsi gitmesiyle aslında belirlenen stoper takviyesi biraz sekteye uğradı normal olarak.
diğer bölgelere transfer yapıldı. Pablo çok uzun sürdü. Bir ara Boateng çok konuşuldu. Sonrasında Loic Landry gündeme geldi. Fatih Burak alınca sonrasında onların gösterdiği performansla artık transfer döneminin son günlere doğru bir Simon Fallet transferi gerçekleşti. Şu an güncel olarak da Simon Fallet'in de zaten soru işareti olarak geldiğini az çok tahmin edebiliyorduk. Hala soru işareti barındıran bir oyuncu. Şu an Allah etmesin Fatih'e veya Burak'a bir şey olsa ben kendi özveri ve öz eleştirimi yapıyorum. Acaba Ömer Hoca'nın güveneceği isim Simon Fallet olmalı mı? Bence bu çok büyük bir soru işareti. Bu belirsizlikleri hem Ömer Hoca hem ekip bildiği için de devre arası transferinde bir stoper almak istiyorlar. Bunun da yabancı olmasını istiyorlar. Çünkü yerli tandemini yeterince oluşturduğunu düşünüyor Ömer Hoca. Onur'un dönmesiyle, orada bazen oynamasıyla, işte Saki yabancı olarak orada oynamasıyla, Fatih Burak'ın gösterdiği performans, onun yanısına sağ stoper, sağ bek oynayan Burak Çamoğlu. Yani bunların birçok opsiyonu olunca oraya ucuz maliyetli böyle bazen yedek kalabilecek, bazen ilk 11 oynayabilecek, bu gidiş gelişleri sıkıntı etmeyecek bir oyuncu isteniyor. Geçen yaz transfer döneminde de son günlerinde de benim de yazdım. Filipe Sampaio için tekrardan bir girişim olduğunu öğrendim. Filipe Sampaio, Metri Bucaman'ın eski takım arkadaşı, Guinap'ta birlikte oynadılar. Aslında geçen yaz transfer döneminde Hatayspor Lisesi'nde Guinap'tan iki oyuncu vardı. Metri Bucaman ve Filipe Sampaio. Mehdi Bocaman'a transfer edilmesinin daha öncelikli nedenleri vardı. Orta saha eksikliği, oyuncunun daha genç ve daha potansiyelli olması ve gösterebileceği performansa göre fiyatının daha uygun olması. Hani zaten Mehdi Bocaman alındıktan sonra biraz daha böyle Filipe Sampaio'ya giriş yapıldı ama Guinap'tan gelen cevap size aynı transfer döneminde iki oyuncu verebilecek lüksümüz yok gibi bir cevap geldi Hatayspor'a. Ancak Ömer Hoca'nın her zaman istediği bir oyuncu. Oyuncu da zaten Ömer Hoca Instagram'dan takip ediyor. Transferine dair zaten Ömer Hoca, bunu açıklıkla söyleyeceğim çünkü Ömer Hoca da bazen söylüyor. Hani Instagram'dan bazı oyunculara yazıyorum diye. Onlardan bir tanesi de Filipe Sampaio. Sampaio'yla ilgili de görüşmeler oldu. Oyuncu burada oynamak istiyor. Metin Bucama'dan sürekli zaten temas. Hem de Bucama eski takım arkadaşlarıyla sürekli görüşen birisi. Son 2-3 gündür de Ömer Hoca'nın isteğiyle de Hatayspor'un Filipe Sampaio için tekrardan Guinap'la temasa girdiğini öğrendim. Oyuncunun sözleşmesi 2024'e kadar devam ediyor. Gerçekten de uzun boylu, ayağına hakim. Tam böyle Ömer Hoca'nın istediği kalite kumaşında. Özelliklerine de sahip. Hani Allah etmesin Burak'a, Fatih'e bir şey olduğu zaman güvenebileceği bir isim ve maliyeti Transfermarkt'ta 600 bin euro ama bunun daha azına da bitirilebilir bu transfer, onu da söyleyelim. Daha azı da konuşulduğunda duydum. Hani Filipe Sampaio için tekrardan Guinap'la bir temasa girildi. Bu transfer olabilir, olmayabilir ama aldığım bilgiler doğrultusunda Mehdi Bocaman'ın eski takım arkadaşı, Guinap'ta forma giyen Filipe Sampaio için tekrardan bir girişim olduğunu, takımın yoklandığını öğrendim. Zaten yaz transfer döneminin de son günlerinde bu girişim olmuştur ama Filipe Sampaio olmasa bile Hatayspor orada bir stoper almak istiyor oraya. Hani bu belirsizlikler, Fallet'in soru işareti, Fatih ile Burak'tan sonra bir şey olursa onlara kime güvenebileceğiz hissi ve orayı bir oyuncuyla daha yedeklemek Ömer Hoca'nın aklında olan bir isim, bir düşünce. Durum böyle olunca Filipe Sampaio olmasa bile Hatayspor ilk düşünceleri yabancı olmasına rağmen eğer yabancı alınmazsa bir yerli stoperle de takviyelendirebilir orayı ama devre arası transfer döneminde çok net söyleyeyim bir orta saha ve bir stoper kesinlikle alınacak. Hani bu iki mevki kesinlikle ve kesinlikle transfer yapılacak. Hani bunun da bilgisini çok net bir şekilde verebilirim. Stoper içinde Filipe Sampaio düşünülen yavaşça da temasa girilen bir isim. Genel 3 durumun, 3 konunun, şu an gündemde olan 3 konunun özeti bu. Onur Ergün sakatlığına değindik. Popov'un
Sizin de çok sorduğunuz bir soruydu o. Çok merak edilen bir konuydu. Onun neden kadro dışı kaldığına dair süreci değerlendirdik ve son olarak da stoper takviyesi için Filipe Sampaio isimle ilgili temasların sıcak dakikaların yaşandığını da söyledim. Durum bundan ibaret. Yarın basına açık bir antrenman var. İlk 15 dakikası basına açık olacak. Ömer Hoca'ya sorularım var. Onları soracağım. Yarın diyorum çünkü bu videoyu Perşembe akşamı çekiyorum ama sizin izleyeceğiniz zaman ben antrenmanda olmuş olabilirim. Çünkü gündüz atmayı düşünüyorum. Cuma gündüz atmayı düşünüyorum. Antrenmanda cuma gündüz. O yüzden hani şu an ben şu anda konuşuyorum ama siz dediğiniz zaman ben ya antrenmanda olmuş olurum ya da antrenmanı 1-2 saat kalmış olur. O yüzden sorularımızı soracağız. Antalya Spor maçıyla da zaten maç sonunda yine bir güzel bir yayın yapmayı düşünüyorum. Ardı sıra gelen yayınlar devam edecek. Özellikle son videoya verdiğiniz destekten ötürü çok teşekkür ediyorum. Uzun zaman sonuna ben de zaten bir video daha böyle sıkılaştırmayı düşünüyordum. Sizin de gerçekten 800 görüntülenmeye, 900 görüntülenmeye çıkartmanız çok önemli. Çünkü yaklaşık 6-7 aydır video atmıyordum. Bir anda beni özlediğinizi belirtmeniz görüntülerle, beğenilerle çok önemli. Sizden ilham alıyorum. Sizden ilham almaya devam ettiğim sürece videonun sıklığı gelecek. Devre arası transfer döneminde zaten çok aktif olmak gerekiyor. Bu aktifliğimi de elimden geldiğince korumayı düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. Bu 3 konuyu özetledim. Antalya Spor maçından sonra da gündem başlıklarını tekrardan değerlendiririz. Şimdilik hoşça kalın diyelim. Sevgiyle kalın.